Oradaki bir gök bilimci kadın, genç kadın, Meyalar Müzik Kampiyonu'nun öğrencisi olarak orada şey yapıyor ve biteceğiz diyor. Yani vurdu mu bitirecek. Tıpkı dinozorların şey yaptığı gibi, yok olduğu gibi. Ve fakat işte şeye çağırıyorlar filan. Görmemiş olanlar varsa birazcık uzatarak anlatıyorum. Yani şey, işte sen konuş diyor Leonardo, anlat. Televizyona çıktı zaten, çok popüler bir sabah programında. Kız diyor ki ya işte geliyor ve mahvolacağız, hemen tedbir alınması lazım filan diyor. Ne olacak filan diye espri yapıyorlar, bir siyah sunucu var. O da diyor ki işte gelecek, göktaşı vuracak ve biteceğiz, işimiz bitecek. Çok ciddi dinleyip filan sonra şey diyor sunucu. Yani benim ayrıldığım eşimin annesiyle beraber oturduğu eve düşerse de o kadar kötü olmaz şimdi filan diye böyle bir espri yapabiliyor. Yani bu kadar seçilmiş rehalet işte böyle bir şey ve o film bu kadar biraz abartılı bulundu benim çevremde de konuştuğum insanlarda. Oysa aynını sabah programında ITV'nin, Britanya'nın en meşhur BBC dışındaki en önemli televizyonda aynını gördüm. Yani katiyen kız, aktivist kız, polis de gözaltına alınmış falan çıkmış, gel anlat bize falan ne olacak diye anlatmaya başlıyor. Başka şeyler, şimdi bunları biliyoruz falan, boş ver sen kendinden bahset bize. Ya diyor kız, aynı filmin oldu, yani anlamıyorsunuz galiba. Böyle bir, yani Ümit de birazdan değinecek herhalde bu kavranamazlık meselesine. Seçilmiş cehalet konusunda çok ciddi bir problem yaşadığımız aşikar yani. Ama burada şimdi yeryüzünün gelmiş geçmiş muhtemelen bir daha da olmayacak son büyük felaketin eşiğinde şunu söylemek lazım ki burada birinci derecede sorumlu olanlar tabii ki büyük dev şirketler yani. İşte petrol başta olmak üzere kömür şirketleri filan ve özellikle de işte doğalgaz bilmem ne yerlilerin de bütün on binlerce yıldır yaşadıkları ve anlamlı bir hayat sürdürdükleri mesela aborjinler gibi Yeni Zelanda'da ya da Avustralya'daki on binlerce yıldır yaşama atalardan kalma bilgiyi kullanarak, bilgeliği kullanarak yaşayan insanların da yok sayılarak onların mağara resimlerini de yok edecek şeyler yapılıyor ve buna da kimsenin ses çıkartmadığı gibi bir durum var. Sonuç olarak bunu engellemek üzere aktivizmden başka bir yol olmayacağı da aşikar. Yani dün bu konuyu düşünürken dün yapılmış işte Göztepe'deki parkta, Özgürlük Parkı'nda 200, az sayımız azdı ama çok enerjik ve canlı ve güzel bir topluluk vardı. Oradaki şeyleri de gördüğüm zaman, pankartları tümüyle sanatsal aslında onlar. Yani iklimi değil, sistemi değiştir, olağanüstü bir şiir aslında. Şimdi buradan da benim söylemek istediğim şey şu, Ars Longa Vita Brevis sözü, biraz şey Latince'ye ama eski Yunan diyorlar ama eski Grek de değil aslında, Miletoslu, Hipokrates'in, bizim buralardan yani olan Hipokrates'in sözünde, onu daha çok sanatı, yani sanat uzun hayat kısa derken bunu, bu melekelerin edinilmesinin zor olduğunu söylüyor. İşte onu kastediyor ve daha çok tıp gibi, doktorluk gibi bir sanattan kastettiği tıp zanaati eğer kabul edersek. Ama ben aynı zamanda sanat için de bunun kesinlikle geçerli olduğu düşüncesindeyim ve zaman çok da ve işlevseldir. Sanat işlevseldir. Burada da bu sergide de çeşitli katlarda da gördüğümüz, biraz önce Ümit Şahin'le de konuşuyorduk. Müthiş şeyler var ve bence Açık Radyo'nun da kendi kümülatif birikiminin sergilemesine fırsat verdi. Beklemediğimiz kadar iyi oldu. Yani buraya gelen
sevgili dinleyicilerimizin ve destekçilerimizin de kabul edecekleri gibi büyük bir olay var. Şimdi bu son olarak işte uzattım lafı biraz ama esas itibariyle birinci derecede sorumluluk elbette büyük şirketlerde ve sistemin kendisinde tabii, yani neoliberal işte neyse adı, yani bu sistemle dünyanın devam etmesinin imkansız olduğu açık, kabul etmiyoruz ama öyle. Bir türlü kabul ettirilemiyor. Ya kapitalimsiz dünya nasıl olur filan diye. Ama öyle. Yani tek yolu bu. Onu yok etmek zorundayız. Onu da çok iyi bir şekilde ifade etti gençler zaten. Yalnız başka sloganlarıyla filan da. Ama ikinci derecede bir sorumluluğu olan bir şey varsa, büyük sorumluluk da bu facaatin, o da sözün meclisten dışarı bizim meslekte. Yani medya satılmış, milyarderler medyası tümüyle kamuoyunu etkilemeyi başarıyor ve bu olağanüstü içinde bulunduğumuz trajediyi ve yıkıma doğru gidişi gayri ciddi ele alınmasında seçim cehalet lafı çok doğru. O yüzden oluyor. O yüzden bu tarz tartışmalara girecek bir ortam olması bence fevkalade. Orada bitireyim istersen. Medya'ya muhtemelen döneceğiz zaten. Ben sizin Göztepe örneğinden alayım. Yani Göztepe ve orada gördüğünüz sanat diye tarif ettiğiniz şey. Benim demin söylemek istediğim size sanatçı deyişim de aslında aynı şeydi. Yani bu modern sonrasında artık sınırlar birbirinden uzaklaşıyor. Yani sınırlar ortadan kalkıyor ya. Sanatla aktivizm, sanatla bilim, bunların hepsi arasındaki ya da disiplinlerin kendi içerisindeki sınırlar bir şekilde ortadan kalkıyor. Böyle düşününce canlı cansız tüm evrenin ve kültürel üretimin de dahil olduğu bütünsel bir ekolojiye doğru gidiyormuşuz gibi de geliyor bana. Bu da böyle bu postmodernizme pozitif bakış olsa gerek ama öte yandan da bu disiplinler arasında bilimi hala bir yere koyuyoruz ve bu süreçte şeyi gördük ki pandemi döneminde de aslında şahit olduk bilimle olan ilişkimizin nasıl dönüştüğüne. Ama ekoloji meselesinde de bilime inancın giderek kaybolduğunu düşünüyoruz. Yani bilime güvenin diyeyim aslında, güvenip güvenmemek. Nasıl bir şey bilime, yani başka kaygıların yönettiği bir şey mi? Ya da işte teknolojinin veya bilimin ve teknolojinin insanlığı nereden nereye getirdiğini, kaderini nasıl değiştirdiğini gördüğümüz bir noktada, yani bu kadar somut bir kanıt varken bilimi yatsımak, bilime güvenmemek, bilimin söylediklerini ciddiye almamak ayrı bir problem ve bu da bir seçim gibi gözüküyor. Bir anlamda bu cehaletimizi oluşturan ya da bilgi evrenimizi ve cahiliyetimizi oluşturan şeyler arasında bu politik kimliğimizi, yurttaş olarak pozisyonumuzu, varoluşumuzu ama yurttaş olarak global yurttaşlıktan söz ediyorum. Yani nasıl bir nasyonel, ulusal bir yurttaşlık değil, hepimizin bütün o yurttaşlık vazifeleriyle dünya yurttaşları olduğumuzun farkına varmamız gerekiyor. Burada cehaletimizin bilmemeyi seçtiklerimizin duruşumuzu daha fazla belirlediğini düşünüyorum. Dolayısıyla bilime dönersek, bu bilime dair bir şeyde Associated Press'in yaptığı bir araştırmada 2018'den bu yana bilime inanç demokratlar arasında artıyor, cumhuriyetçiler arasında azalıyor. Yani böyle demografik bir ilişki mi var ya, nasıl böyle, muhtemel ki bu doğru ama o zaman başka bir ilişki var. O zaman bilim de bu seçimlerden bir tanesi ve bu seçimin arkasında başka kaygılar ya da başka güdüler var. Şimdi bilime inancı nasıl kaybediyoruz ve niçin bu kadar başat bir meseleyi bir türlü kavrayamıyoruz? Ümit Bey. Evet, teşekkür ederim. Şimdi ben de biraz bu ilk başta söylediğiniz bilmemeyi seçmekten başlayayım. Bilmediğimiz şey iklim krizi değil bence. Yani iklim krizinin bilinmediğini, iklim krizinin farkında olmadığını insanların düşünmüyorum. Özellikle son dönemde, son yıllarda, son 10 yılda falan o noktayı geçtik, geçeli çok oldu. Ama iklim değişikliği ya da küresel ısınma kendisi olarak gösteren bir olgu değil. Yani iklim değişikliğinin kendisini bir nesne olarak
bir gerçeklik olarak göremiyorsunuz. Ancak onun bir takım yansımalarını ya da belirtilerini görüyorsunuz. Dolayısıyla bunu görmemekte, yani bunu biraz sonra bu hipernesne kavramına bağlamaya çalışacağım. Bunu biraz işte şey gibi anlayabiliriz. Mesela kara delik diye bir şey var mı? Var. Nasıl biliyoruz kara deliğin olduğunu? Yani kendisini gidip gören yok. Zaten yakınına giderseniz herhalde artık olmuyorsunuz. Dolayısıyla hani onu kara deliği biliyorsunuz ama görmüyorsunuz. Ancak bir şekilde işte ikincil bir takım şeylerle, işte çıkarımlarla, çıkarsamalarla varlığını kanıtlıyorsunuz kara deliğin. Şimdi aynı şekilde iklim değişikliği de aslında sadece bir tür bilimsel soyutlama olduğu söylenebilir. Çünkü iklim değişikliği ancak iklim değişikliğini bir grafik üzerinde zamansal olarak gösterebilirsiniz. Yani sıcaklık artıyor, işte yağışlar azalıyor gibi bir şey üzerinden gösterebilirsiniz. Ama aslında iklim değişikliği birebir herkesin hayatında yaşadığı bir şey de bir tarafıyla. Ama iklim değişikliği olarak yaşamıyor, sel olarak yaşıyor, fırtına olarak yaşıyor ya da sıcak olarak yaşıyor. Şimdi bunu işte bilmemeyi seçmek, ben bilmemeyi seçmek şeyini çok bence güzel bir çerçeve. Tam da buna bağladım zihnimde. Çünkü birkaç haftadır radyoda da konuşuyoruz Açık Yeşil'de falan. Pakistan'da dünya tarihinde görülmüş bugüne kadar en büyük sel felaketi yaşanıyor. Yani bugüne kadar bu tür bir sel felaketi bu büyüklükte. Yaklaşık işte 200 milyon kişilik bir ülkedir. 200 milyona yakın nüfusu olan bir ülke Pakistan. 4 tane bölgesi var. Bu 4 ya da eyalet de deniyor. İşte bu eyaletlerden özellikle bir tanesinde ama bütün diğerlerinde de yaklaşık olarak toplam alanın %15'ine yakını fiilen su altında. Yani 800 bin kilometre karelik bir ülkede yaklaşık %15'i toprakların fiilen su altında. Diğer etkilenen alanları da saydığınızda bu %30'ların üstüne çıkıyor. Ve toplam 200 küsur milyon insan içinde 33 milyon ya da 35 milyon kişi doğrudan doğruya selden etkilenmiş durumda. Eğer fotoğraflara, filmlere, videolara bakarsanız insanlar sel sularının içerisinde günlük hayatlarını sürdürüyorlar. Yani bir hani sel olmuş bir yerde insanlar oradan taşınmış bir yerde yerleştirilmiş falan değil yani. İnsanlar motosiklete biniyorlar mesela. Sel içerisinde motosiklette insanlar görüyorsunuz ya da bir takım arabalarda gıda taşımaya çalışıyorlar sel sularının içinde giderek. Yaklaşık en son kaça çıktı ölü sayısı? 5000'i buldu galiba. Yani 4000 civarında, 4000-5000 civarında insan hayatını kaybetti. Bu yaşanan, yani Pakistan gibi bir ülkede son birkaç haftadır, yani aslında seller 15 Temmuz'da başladı ama yani 3 aydır devam ediyor ama özellikle Ağustos içerisinde olağanüstü bir hal aldı. Şimdi bu dönem içerisinde, tam da bu hafta konuştuk radyoda, dünya medyasına bakarsanız, dünya medyasının yaklaşık 10 gün boyunca tek gündemi kraliçenin cenazesiydi. BBC'ye bakın, CNN'e bakın, Türkiye medyasına bakın. Pakistan sellerinden belki altyazı geçiyordu. Ben bir kere rastladım. Ya da Japonya'da aynı sırada Japonya'yı bugüne kadar vuran en büyük tayfun. Neydi? Nandokan gibi bir ismi var. Bir tayfun vurdu. 9 milyon insana evlerinizi tahliye edin emri verildi. 9 milyon insana. Mesela bu altyazı olarak geçiyor. Çünkü o sırada haberlerde kraliçenin cenazesi bile değil. Yani kraliçenin cenazesini ziyaret eden kuyruklar gösteriliyor. Günler boyunca televizyonlarda. Aynı sırada Avrupa'da, yani bir iki ay önce Avrupa'da Ren Nehri kurudu. Yani Avrupa'nın ortasındaki en büyük nehir bu. Ve bu haberlere daha çok şöyle yansıdı. Lojistik firmaları zorda. Çünkü Ren Nehri'nden daha çok petrol ve kömür taşıyorlar. O petrolü ve kömürü taşıyamıyorlar. Ne olacak şimdi? Enerji krizi de var ya. Yani bu absürtlük düzeyi, ha bir de şu da vardı. Fransa'da da çok büyük nehirler kurudu. O da şöyle yansıdı. Buradaki nehirler kuruduğu için nükleer santraller enerji üretemiyor. Çünkü soğutma suyu olarak nehir sularını kullandıkları için.
Yani öyle bir akıl tutulması yaşıyoruz ki bu doğrudan doğruya bir özgür seçim olmak zorunda bence. Yani bu bir elbette şirketlerin manipülasyonları, devletlerin konuya konuyu işte çözmeme yolunda yaptıkları çeşitli şeyler, bunların hepsi çok çok önemli. Devletlerin, şirketlerin, kapitalizmin aslında doğrudan işleyiş biçimi insanların bunu görmemesini sağlıyor, sağlamak için elinden geleni yapıyor, onu anlıyorum. Ama yine de burada bir tuhaflık var. Yani medyadan başlıyor belki ama hepimizin içinde yer aldığı bir ölçüsüzlük, bir orantısızlık var. Yani olan bitenle, olan bitenin ölçeğiyle bizim onu anlama ya da alımlama biçimimizin ölçeği arasında devasa bir fark var. Ve algımızın yöneldiği yer de neredeyse absürt denebilecek bir yer. Yani işte Kraliçenin cenazesi örneğindeki gibi. Şimdi bunu şey yaparken, lafı fazla uzatmadan demin en başta söylediğim kavrama bağlayıp orada bırakacağım, belki daha sonra tartışırız. Şimdi yeni bir kitap çıkacak Kasım ayında Telekt yayınlarından. Ekoloji, kitabın ismi Ekoloji Bir Arada Yaşamın Geleceği. Benim de orada o kitapta yazdığım bir yazı var, o kitabın bir bölümü olarak yazdığım. Orada da işte bu neden iklim değişikliği kavranamaz bir şey, sizin sorunuza geri dönecek olursak. Neden kavrayamıyoruz iklim değişikliğini ve bütün bu manipülasyonların vesairelerin ötesinde acaba iklim değişikliğinin kendi özelliğiyle ilgili bir sorun mu var? Biraz bunu tartışmaya çalıştım ve burada da bu şeyin, Timothy Morton'un hipernesne şeyinden, kavramından biraz yararlanmaya çalıştım. Hipernesneler için şöyle diyor Morton, insanlara kıyasla zaman ve uzamda büyük oranda yayılmış olan şeyler, hipernesneler. Demin konuşmamın başında söylediğim mesela kara delik bir hipernesne, biyosferin tamamı bir hipernesne, işte yeryüzündeki bütün plastikler ya da küresel ısınma hipernesne. Hipernesneler biri onları düşünse de düşünmese de gerçektirler diyor. Ama burada yani çok uzatmadan lafı söyleyecek olursak, ben burada hipernesne kavramıyla bizim iklim değişikliğini neden kavrayamadığımız, anlayamadığımız arasındaki bağlantıyı daha çok zamansallık ve mekansallık üzerinden ele alıyorum. Çünkü bu Morton'un hipernesne yapan şey, onun mekansızlığı, insan ölçekli zamansallıktan uzak olması, bir de işte ağdalılık, evreleme gibi bir takım özellikler sayar. Ben buradan ikisini özellikle, zaman, mekansızlık ve zamansallığın insan zamansallığından uzak olmasını en çok vurgulamak istedim. Bu da neden önemli? Biraz önce Ömer abinin bahsettiği gibi, işte 65 milyon yıl önce olan bir felaket var. Önce zamandan başlayacak olursak. 251 milyon yıl önce de vardı. Yani bir tanesi 3. yok oluştu, diğeri 5. yok oluş. Şimdi bunlar bize hiçbir şey ifade etmiyor. Yani yeryüzünün zamansal ölçeğiyle, yani yeryüzünün 4,56 milyar yıllık bir tarihi var. Bu 4,56 milyar yılla bizim insan hayatının arasında herhangi bir ölçeksel karşılaştırma yapmak bile mümkün değil. Dolayısıyla bu şey çok rahatlıkla insan zihnini şuraya sürüklüyor. İklim ve bunun, insan zihninin buraya sürüklenmesi için de bazı insanlar ellerinden geleni yapıyorlar, bu inkarcı denen şeyler. İklim değişikliği hep oldu. Dünyanın iklimi zaten hep değişti. Niye bu kadar sorun yaşıyorsunuz ki? Dünyanın iklimi değişmedi mi? Değişti tabii ki. Yani dünyanın iklimi, ne bakarsanız, en azından son 500 küsur milyon yılı çok iyi biliyoruz. O 500 milyon yıl içinde sürekli değişen, ısınan, soğuyan bir iklim var. İşte son 2,5 milyon yıl içinde buzul çağları var. Ondan önce dinozorlar döneminde ve onun öncesinde çok sıcak bir dünya var. Yani bugünkünden 8-10 derece daha sıcak bir dünya var falan. Dolayısıyla diyorlar ki bize, görüyorsunuz işte insan, yani bu kadar hani ortalığı ayağa kaldırmaya gerek yok. Dünyanın iklimi zaten hep değişiyor, şimdi de değişiyor. Yani buna uyum sağlamanız mümkündür. Halbuki burada en şey tarafı, işin tuhaf tarafı, burada bahsedilen zamansallıkla bizim normal insan toplumu olarak ya da insan uygarlığı olarak algılayacağımız zamansallığın arasında bir bağlantı yok. Biz topu topu işte Göbekli Tepe denen yer 12 bin yıllık bir yer.
Yani bizim bütün uygarlığımız, bizim bütün zaten insan türü 100 bin ile 200 bin yıl arasında bir yaşı var. İnsan sadece son buzul çağını görmüş insan türü. Ondan önceki hiçbir iklim değişikliğiyle bir bağlantısı yok. Bizi ilgilendiren sadece son 100-200, bilemediniz 500 ya da 1000 sene. Buna karşı iklimi biz belki sonsuza kadar değiştirmiş durumdayız. Yani işte antroposenden yola çıkarsanız, yani insan bir tür kozmik felaket gibi dünya iklimini kalıcı olarak değiştirmiş olabilir. Yani en azından çok uzun bir zaman süreçisi için değiştirmiş olabilir. Bu bizim, ya yani bu tür bir zamansallık ya da insanın zaman algısıyla olan bağlantısızlığı bizim anlamamızı zorlaştırıyor ve bizim anlamamızı zorlaştırmak için de birileri elinden geleni yapıyor. İkincisi de mekansızlık meselesi. O da çok basit ve çok kısa bir şekilde anlatmaya çalışayım. İklim değişikliğine neden olan şeylerle iklim değişikliğinin nerede olduğu arasında herhangi bir mekansal bağlantı yoktur. Yani siz burada kömür yakıyorsunuz diye iklim burada değişmiyor. Yani nerede yakarsanız yakın kömürü ya da petrolü, iklim her yerde değişiyor. Dolayısıyla bu hani diğer çevre sorunlarından çok farklı bir şey. Hani hava kirliliği, burada bu caddede giden arabalardan çıkan hava kirliliği bu caddede yürüyen insanı zehirler ya da işte bu kentteki havayı kirletir, ama karbondioksit emisyonları denen şey ya da metan emisyonları denen şey nereden salınırsa salınsın bütün dünyanın küresel iklimini değiştiriyor. Dolayısıyla bu mekansızlık da bizim kafamızı çok karıştırıyor. Biz bu kadar zamansız ve bu kadar mekansız olgulara kavramaya belki çok aşina değiliz. Ya çok lafı uzatmadan, çok da bağlamama da gerek yok herhalde henüz, ama bütün bunların, bütün bu zorlukların işte sizin söylediğiniz bilimle aşılması bizim verebildiğimiz tek yanıt oluyor. Ya da yıllardır bunu yapıyoruz. Hep bilim üzerinden bu zorlukları aşmaya çalışıyoruz. Bilimsel araştırmaları yorumluyoruz, bunları konuşuyoruz, kendimiz belki araştırma yapıyoruz falan. Ama şunu sorarak bitireyim. Bilim üzerinden bir türlü kavrayamadığımız, işte bu hipernesne özelliği nedeniyle falan da belki kavraması zor olan bir şeyi aslında belki sezgilerle, duygularla, belki estetik üzerinden ve belki başka bir şekilde kavramamız mümkün olabilirdi. Bunu yapıyor muyuz? Bunu gerçekten doğru yapıyor muyuz, iyi yapıyor muyuz? İşte belki buradan sanata bağlamak üzere size bir pas atabilirim. Teşekkürler. Evet, buradan şeye geçebiliriz. Doğa kültür dikotomisinden söz etmiştik. Belki Ömer Bey'in de ona dair söyleyeceği bir şey olabilir, ama bizim kültürümüz içerisinde de doğa hep öteki bir şey. Dolayısıyla o bizim bir parçamız değil, bir şekilde kullandığımız, harcadığımız, bize verili kabul ettiğimiz bir şey. Bu anlayışın da, bu antroposen anlayışın da belki tüm bunda bir rolü var. Bu antroposene biz çok yeni geliyoruz, sanatta da geliyoruz. İşte bundan bir önceki bir yönel bu konularla ilgiliydi, doğayla, ekolojiyle ilgiliydi. Ama aslında ekolojiyle ilgili problemler, ekolojik krizlerle ilgili problemler 60'lardan beri sanat ortamında bir şekilde var. Ama o dönemde daha çok kaybedilen ekolojik yaşantımız, dönüşen biyolojik çevre gibi sorunlara işaret ediyor. Ve hani kaybedilen doğa gibi bir kavramın etrafında duruyor. 80'lerde neoliberalizm dönüştürdüğü çevreye daha fazla dokunuyor. Ama günümüzde farklı bir biçim kazanmaya başladı. Fakat bu yakın zamana kadar bu ekolojik krizlerin faili yok, sanatta da yok. Yani sanatta bir hiç kimse bir faile işaret etmiyor. Hep bunlar kendiliğinden olup biten şeyler gibi yaşanıyor. Şimdi sanat, sizin söylediğiniz gibi bilimle anlatamadığımız şeyi sanatla anlatabilir miyiz hakikaten? İşte bu dediğim gibi 60'larda başlıyor bir yana, ama bugün buna çok daha fazla ihtiyacımız var. Belki sanat hakikaten bu aracılığı kuracak yer, mecra olabilir, bu arayüz olabilir. En zor soru bana geldi. Evet. İçimiz kapandı yani. Öyle. Herhalde biliyorsunuz ben 1942 doğumluyum ve bu salondaki en yaşlı insan benim. Ve şöyle söyleyeyim. Bu söylediğiniz bütün sorunları ben hayatım boyunca yaşadım diyebilirim.
Hani bunu siyasal açıdan, işte ekonomik açıdan görebilirsiniz. Sanat alanında da tam senin söylediğin gibi bu sorunların düzeltilmesi için neler yapılacağı konusundaki üretimlerle uğraştım. Yani sanat gerçekten işte nasıl diyeyim 20. yüzyıl hatta empresyonizmden başlayarak doğayla çok ilgili bize bir sürü ders verdi. Yani o görsel bilgi, empresyonizm, ekspresyonizm, sonra soyut sanat vesaire, işte Dada, 50'lerde Fluxus gibi bütün bu akımların içinde her zaman doğayla ilgili ekolojik sorunların bir parçası vardır. Onlara karşı bir nasıl davranılacağı, nasıl algılanacağı konusunda yol gösterici bir sanat yaşanmıştır. Bütün modernizm boyunca, postmodernizm boyunca. Bugün de zaten hani 2000'li yıllarda demin senin belirttiğin gibi sanat demiyoruz da ilişkisel estetik diyoruz. Bu ne demek? İlişkisel estetik. Bir estetik meselesi var. Fakat bu kesinlikle her bilim dalıyla, her işte yani dünyadaki bütün sorunlarla ilgili konularla ilişkili bir sanat oluşuyor şu anda. Şu andaki İstanbul Bienali'de bunu birazcık, hayır hatta daha önceden beri, Bakargiyev'in şeyinden beri ekolojik meseleler Bienal'de gündeme geldi ve herkes bunu gayet güzel izledi. Şimdi asıl şey şu, bir kırılma noktası var, hatırlatayım onu. Atom bombası. Yani atom bombasıyla beraber soyut sanatın gelişmesi var. Yani atom bombasının yarattığı o yok olmaya, yok olma ve dünyanın yok olması düşüncesine karşı Amerika'da bir soyut sanat gelişti. Yani işte minimalist dediğimiz, tek renkli veya işte baktığınız zaman sadece duygu ve algılarınıza hitap eden bir sanat gelişti. Bu onun karşılığıydı. Yani dünyanın yok olmasına karşı sanat bunu yarattı. Soyut sanatı yarattı diye. Yani ekolojik şeye bağlarsak o nokta çok önemli bence. Fakat daha sonra şimdi biraz önce hakikat sonrasından da söz ettiniz. Oraya da baktığımız zaman sanat yapmanın ana meselesi bir hakikate ulaşmak. Ve şu anda biz eğer hakikat sonrası dönemde yaşıyorsak ki şu ana kadar sözünü ettiğiniz o cehalet veya işte farkında olmamak veya görmezden gelmek gibi insanların önüne perde çeken şeyi kullanarak, işte medyayı kullanarak veya işte bu şimdi metaverse mesela, o da insanlara yani tamamen hayali bir dünyayı tavsiye ediyor. Yani o dünyaya girin, gerçeklerle çok fazla uğraşmayın diyor metaverse. Orada istediğiniz gibi güzel bir hayatı, yani cennet ve cehennem meselesi. Bakın metaversin içinde o oluşuyor birdenbire. Şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. Bu hakikate ulaşma meselesinde biz post hakikati yaşadığımız için, yani şu andaki dünya ideolojisi post hakikatla denetleniyor ve oluşturuluyor. Sanat onun için şimdi bir kurtarıcı gibi görünüyor. Yani içindeki o hakikat hücresi dolayısıyla bu post hakikat denilen ve insanlığı işte sizin tanımladığınız gibi yani karanlık bir geleceğe doğru götüren bu
anlamsızlığı ve işte cehaletin karşısında o sanatın içindeki hakikat hücresi bir kurtarıcı gibi görünmeye başladı. Peki buradan size dönüp şeyi soracağım. Yani siyasi erkin iletişim araçlarını, medyayı ele geçirdi, neredeyse yani tamamıyla ele geçirdi. Bunu ya sansürleyerek ya da false news'la, yani post hakikat tümüyle kontrol ettiği gerçeklik ötesi, post-truth, post-hakikat dünyamızda jurnalizm ya da gazeteci, haberci medium'unu kaybetmiş durumda aslında. Yani gerçek anlamıyla haberci, gazeteci dediğimiz insanın sözünü söyleyeceği zemin, alan yok gibi. Ya da kitlelere ulaşacağı. Bu, dolayısıyla burada gazeteci, habercinin yerini bir anlamda sanatçı almaya başlıyor. Burada tabii aktivistlere de bir uç düşüyor. Tabii. Çünkü aktivizm de aslında o rol almanın bir parçası da var. Orada üstünde duralım. Kültür endüstrisi veya sanat ve kültür endüstrisi diye bir endüstri var. Hı-hı. Bunun büyük bir piyasası var. Yani şöyle söyleyelim, yani kültür endüstrisinin yıllık dönen para ile silah endüstrisinin parası arasında hiç fark yok. Aynı büyüklükte bir para dönüyor kültür endüstrisinde. Yani ben şunu demek istiyorum. Sanat ve kültür endüstrisi ister istemez neokapitalizmin bir parçası. Hatta neokapitalizmi hiçbir zaman vazgeçmeyeceği bir parça. Çünkü besleniyor orada bir şekilde. Burada müthiş bir çatışkı var. Hı hı hı. Yani demin söylediğim o hakikati arayan sanatçı tam bu çatışkının ortasında yaşıyor. Yani bir taraftan içinde bulunduğu üretim sistemi neokapitalizm tarafından hiçbir zaman bırakılmayacak bir sistem. Fakat o sanatçı o hakikati ararken o şeye karşı, neokapitalizme karşı da savaşmak zorunda. Ne kadar zor bir işlev, ne kadar zor bir görev değil mi sanatçı için? Ben çok zor buluyorum. Yani onun için onların çok değerli olarak görüyorum sanatçıları. Kesinlikle. Buradan yani bu şuna bağlayacaktım aktivist evet, şey sanatçının. Yok hayır çok iyi oldu bütün söyledikleriniz. Bu burada bir misyon, yeni bir misyon üstleniyor sanatçı aslında. Bugüne kadar belki de sahip olmadı. Hakikaten başka bir meslek grubunun, başka bir birilerinin rolünü de üstlenmek durumunda ve biz buna yani çağdaş sanat, Pascal Guillain şey diyor, çağdaş sanat ve sanatçı için ölçüyü bozmak, ölçüyü bozandır diyor. Ölçüyü bozan. Yani bir verili bir düzen, verili bir ölçü var. Çağdaş sanatçı i̇şte veya çağdaş sanat yani o ölçüyü... Kapitalizmin kurduğu ölçüye karşı çalışması lazım. Fakat aynı zamanda o sistemin içinde çalışmak zorunda. İşte burada büyük bir içinden çıkamadığımız, büyük bizlerin de bu sanat dünyasında evet, yaşayan herkesin öyle. İçinden çıkamadığı bir ikilem asıl var. Asıl mesele bu. Evet. bu misyonu, ya bu... Bunun hakkında ne söylemek istersiniz haber ve gazetecilik tarafından? Yani bu Meren'in demin sözünü ettiği sanatın yeni bir işlev kazanması meselesi atom bombasından bile yani bence her zaman da böyle bir şey vardı tabii ama mesela çok somut bir örnek alacak olursak Picasso'nun meşhur Guernica'sı işte. Mesela o atom bombası öncesinde ama tamamen temel değerlerin yerle bir edilmesi, faşizmin o korkunç yüzünü, falancizmin göründüğü ve bütünüyle öyle bir işlevi olduğunu, dönüştürücü işlevi olduğunu sanatın ortaya koyan bir şey bence ve bunun en trajikomik görüntüsü de şeyde oldu, Irak'ın petrol için yani fosil yakıtlar için işgal edilmesi, başka şey söylenerek
işgal ve istila edilmesinin öncesinde Birleşmiş Milletler'de bırakın kitle imha silahlarına sahip olduğuna dair tamamen uşak ruhlu bir siyah olan Powell'ın, Dışişleri Bakanı Powell'ın Birleşmiş Milletler'deki şeyinde bunu haklı çıkaracak şeyin arkasında Birleşmiş Milletler salonunda Gernika'nın bir örneğinin kapatılmasıydı. Evet. Bundan daha ağır bir hakaret insanlığa ve ahlaka ben hatırlamıyorum bile. Yani gücünü de gösteriyor tabii. Ve tabii Harry Belafonte benim çocukluğumun en önemli gençliğimin diyelim aktivistlerinden ve ömrünün sonuna kadar da halen yaşadığı halde de şarkıcı Kalipso Kralı diye geçiyor ama olağanüstü bir aktivisttir. Bu da işte kölelik döneminin uşak şeyi budur dedi Powell için. Yani bu konuşmayı yapıp Gernika'yı kapatıp uşaklık böyle yapılır dedi işte kapitalizme. Yani bu son derece önemli bir şey. Bence yani Ars Longa Vita Brevis'e bir kez daha dönecek olursak yani çok ciddi bir sanatın her zaman bence bütün romanda da bütün bilimde, şiirde filan da çok geçerli bir şeydi ve bence şeyler en eskiler yani işte aborjinler işte yüz binlerce yıldır tam şey bilinmiyor. Evet, güç gücüyle sanatı şey yapıyorlar. Yani hipernesne dediği Ümit'in biraz önce aslında parayı muhakkak hipernesneler arasında saymamız gerekiyor. Onun için evet. Sistemi değiştir derken onun bambaşka bir sisteme dönüşmesinin yolunun bulunması lazım. Yani Don't Look Up filminin bütün eleştirilere rağmen bence çok önemli bir işlevi olması, ben öyle düşünüyorum. Yani tamamen bakma yukarı, göktaşı gelecekse bakma, unut onu, sen yere bak diye bayağı bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde işte QAnon diye adlandırılan rezil faşistlerin şimdi İtalya'da yapıldı, yarınki seçimlerden sonra İtalya'nın biraderleri şirketinin partisinin bir kadın ve Mussolini'yi öven birinin, açıkça öven birinin geliyor olması. Ve her ya, kesinlikle farkında olmaya kendimi de zorluyorum kabul etmeye. Yani Boris Johnson'dan daha kötü, daha aşağılık biri nasıl olabilir diye kat be kat aşan biri Liz Truss. Ya bütün 12 bakan, 12 bakanı şeyi reddediyor. Her türlü şeyleri, vergi konmasını bilmem neyi kaldırıyorlar. Ve tamamen bir resmen aşırı sağcı bir yönetime, Britanya yani dünyanın en eski demokrasilerinden bir tanesi sayılır. Hatta birincisi yani. Magna Carta'yı falan düşünecek ama olursa. Şu anda monarşiyle de güzelce uyuşuyorlar yani. Monarşi ötesi bir duruma geliyorlar yani. Ve bir avuç insanı seçtiği birisi. Bir avuç İngiltere'de yaşayan ve vatandaşı bile olmuyor. Bir takım karanlık para babalarının seçtiği biri. Şey partisi. İşte, Muhafazakar Parti. Ama sanatı yani açık radyoyu birazcık ölmeye getirecek olursak, kimse seni ölmüyorsa sen kendini öl birazcık getirecek olursak. Sorun değil. Yani şey yani mesela Eser Coşkun'un Düş Zamanı diye aborjinlerin sanat ve düşünce, felsefe anlayışını da kurcalayan epey eski yaptığımız bir program vardı mesela. Onunla başladı. Yani ilk başladığımızda işte 8. yüzyılda kalma Binbir Gece masalları bir şey var. İlk açıldığımız gün her gece 5 dakika evet. Gece yarısına kalıp yani son derece önemli sanat eserleriyle iş yaptık. Biraz buraya gelirken baktım yani işte ondan sonra da Gılgamış'tan bahsedildi çok sayıda orada da tamamen Jeremy Lent'in felsefeci çok açıkça dile getirdiği gibi oradaki Enkidu, Gılgamış destanındaki Enkidu aslında tam bir doğa adamıyken
bir canavar gibi sana uygulamışlar. Önce savaşıyorlar Tanrı'nın emriyle, sonra barışıyorlar ve bütün ömrünü işte zevk-i sefa içinde geçiriyor Enkidu. Ama ölürken de şey diyor, ben ne yaptım, ben ne yaptım diye. Doğada yaşarken vahşi olarak tek mutluluğum o zamandı ama şimdi ölürken anlıyorum filan diyor. Bunlardan Açık Radyo'da ebey bahsettik yani. İşte ondan sonra işte mesela gene açılışta Nur'un, çok eski arkadaşımız Nur Deriş'in Hayalin Penceresinden Geceye Yelken Aç. Geceye açılan yelken diye. İlk böyle işte Homeros'un İlyada ve Odisseyası'nda insanlığın geleceğine ilişkin hem düşlerin, hem düşüncelerin, hem de hayallerin, yani sanatların dile getirdiği şeyler. İşte Shakespeare'in çok önemli, özel bir yeri var her zaman. Bütün sanatın bence doruğunda yer alan bir şey. İşte hem 450. doğum yıllarında 2014'te hem de 400. ölüm yıllarında 2016'da çok geniş çaplı Shakespeare'in dünyanın gidişatı hakkındaki soneleri de dahil onlara ilişkin. Yani bu bilincin, sanatın oynayabileceği önemli rolü altını ne kadar çizebilirsek ama babartmadan yapmaya çalıştığımız şeyler vardı. Tabii Türkiye'de geçecek olursak doğayla ilişki konusunda bence yalnız Türkiye'nin değil, dünyanın da en başarılı yazarlarından biri olan Yaşar Kemal'in ölümünün üzerine bütün yaptığı röportajları, ki eşsiz bir yeteneği var röportaj yapma konusunda, onları verdikti mesela. İşte Orhan Pamuk'un İstanbul'u ve Masumiyet Müzesi de çok önemli bir eleştirel yaklaşım getiriyor bence. Onu tümüyle kapsamlı okuduk ama yani Rus Edebiyatı'nda Aziz Nesin'i de Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz'ı aylarca şey yaptığımız, Orhan Veli'nin La Fontaine masallarını bir sene boyunca okuduğumuz, yani La Fontaine'de dünyanın en ilginç insanlarından bir tanesi, tümüyle özgürlük peşinde koşmuş ve beş parasız, çulsuz olduğu halde kraldan bir kuruş para kabul etmemiş ve bütün şeyinde hamiliğini de reddetmiş. Biri onları birleştirmeye çalıştık ve işte pandemi geldiği zaman tabii ilk akla gelen şeylerden biri Camus'un vebası oldu ve inanılmaz, yani elden gelenin tek yapılacak şey, Doktor Rüyü'nün ifadesiyle elden geleni yapmaktan başka bir çaremiz yok yani bir adamın. Onu okuduk işte iki ay boyunca komple okuduk yani Camus'u. İşte ne bileyim, Karamazov, post, yani modernist edebiyatın en önemli simalarından Dostoyevski'nin Karamazov biraderlerini hem Türkçe'de okuduğumuz gibi ehil ellerden, hem de gece yarısından sonra sabaha karşı da eksik kalmasın diye, bu da tipik bir Türkiye Açık Radyo ukalalığı olarak da kabul edilebilir. Maria oyuncu, Rus oyuncu Maria Merzlyakova da Rusça olarak okudu. Bütünüyle Rusçası okundu bu radyoda. Kim dinledi bilmiyorum ama böyle bir şey yapıldı. Ben onu seyrettiğim zaman şeyde ne oluyor orada filan diye kayıt yapılıyor. Oynuyor çünkü. Rusça böyle bir camın arkasından harikulade bir şey. Hemen bunu da yayınlamalıyız dedim, okumalı falan, böyle şeylerle yürüttük yani. Tabii ki Oğuz Atay olmazsa olmazdı, oyunlarla yaşayanlar bütün, yani yalnız Türkiye değil, bütün modern anlayışı da yerle bir eden en önemli romanlardan biri. Yani çıkış yolunu göstermeye tenezzül etmeden ama olağanüstü bir eleştirel yaklaşımı olan eşsiz bir mizahıyla Oğuz Atay'ı da okuduk. Yani böyle bir şeyi yaptık, halen de işte Sefiller, Victor Hugo'nun Sefilleri her gün 5-6 dakika öğleleri okunuyor ki Victor Hugo da anlatılamaz bir ödünsüz yazar, binlerce sayfa yazıyor ve hiç sıkılmadan vay canına nasıl bunlar da ifade ediyor diye ve tamamen yoksulların meselesini koyuyor. Böyle bir şey yaptık yani açıkçası.
bunlara belki şu dönemde şey denebilir, bir çağdaş sanat programı ama çağdaş sanat üzerine i̇şte, değil de... Anthony Muntadas Açık Radyo'yu seçti ve bir video üretti ve evet. onu dünyanın birçok müzesinde gösterdi açıkçası. Evet, böyle şeyi kastetiyorum. Seyredilebilir yani evet. ve muazzam Bera sayesinde Muntadas'ın bir insanı evet. tanıma fırsatımız oldu. Fikir değiştirdi Muntadas bizi görünce yani... Bir arayüz olmalı İstanbul'la benim aramda diye kimin onu... Yalnız şurada şöyle bir şey var. Bu söylediğin bütün bu zenginlik, yani kültür ve sanat zenginliği Açık Radyo tarafından topluma sunuluyor. Değil mi? Peki eğitimde bu zenginlik var mı Türkiye'de? Ne münasebe? İşte, işte mesele o, o da. Ya ama asıl bak, konu şunu da yaptım, bir şey daha ekleyip bitireyim bunu. Bitirin. Kendi övgümüzü, medyemizi. Şu sıralar galiba dün bitti. Bambi. Şimdi biz Hollywood'dan biliyoruz Bambi'yi. Yani şey olarak işte çok sevimli bir hayvan. Öyküsü eğlenceli filan. Walt Disney. Oysa dünyada yapılmış ilk şey, doğa övgüsü orada. Yani tamamen doğada geçiyor ve insan en büyük tek canavar olarak geçiyor. Yok eden o. O geliyor, hepsi kaçışıyorlar filan. Ve bütün bir hayatı hayvanların gözünden, sadece hayvanları konuşturarak yapan bir şey. Şimdi bu işte, bu sanat film de dizi. İki savaş arasındaki dünyada Avusturya'nın ne kadar önemli yazarlar yetiştirdiğini filan da bu şekilde öğrenebiliyor insan. Birden aklımıza geldi böyle. Tam 100. yılda tefrika olarak yayınlanışını yakaladı. İşte Eraslan da fevkalade eğlenceli bir şekilde okudu. Ama sanatın böyle bir görevi. Yani insandan nasıl kaçılacağını bilemiyor hayvanlar yani. O ondan. Öyle bir şeylerle gitti hayat. Şimdi işte şey, geçmiş zamanın peşinde de devam ediyor hala. İşte Açık Radyo bizim ortak alanlarından bir tanesi. Yani bir şeyleri paylaşabildiğimiz, aslında bir komünite yaratmış durumda aslında Açık Radyo bir paylaşım alanı. Yani evet. bunun kendisi bile zaten aktivist bir hareket bu dönemde. Yani hakikaten Açık Radyo etrafında buluşabiliyoruz bir şekilde, gıyabında veya... Bir şey daha var tabii. Burada ilginç olan, şimdi dünyaya hakim olan görsel dil var. Yani her şey görsellikle anlatılıyor. Post hakikat da o görsellikten müthiş yararlandı tabii. Yani internette istediğiniz manzarayı, istediğiniz olayı değiştirip topluma sunabiliyorsunuz. Yani bunları işte Adorno da söylemiş, McLuhan da söylemiş. Yani daha bilgisayar bu kadar gelişmeden bile bunlar söylendi. Yani gösteri toplumunun şeysi, yani bütün o psikolojisi tamamen aldatılmaya ve hakikat olmayanı benimsemeye yönelik bir psikoloji var. Bütün yani bugün sizin de anlattığınız şekilde böyle bir durum var. Fakat şu anda post hakikatle beraber bir döneme daha girildi. Tekno-feodal dönem deniyor buna. Ha şimdi bunu da tartışmamız gerekiyor. Çünkü önümüzde gerçekten başka türlü bir teknolojinin insanlığı başka türlü yönlendireceği bir dönem açılıyor diye bunu evet. şey yapıyorlar. Bilhassa, İsterseniz pardon. Evet pardon. Şey, oraya geleceğim çünkü. Tamam güzel de bu teknofeodalin üstünde duran kişi Varoufakis. Yannis Varoufakis. O dünyaya bunu çok fazla bir şekilde duyurmaya çalışıyor ve yani kapitalizmin de şimdi bundan nasıl yararlanacağı. Teknofeodalizmini nasıl kullanacağı ya da nasıl kullanıyor şu anda. Ama şunu söyleyeyim, sanatçılar bunun farkında. Yani sanat ortamında üretilen yapıtlara baktığınız zaman en azından şu Biennale'de gidip gezip izlediğiniz zaman bütün teknoloji kullanılıyor fakat içindeki öyküler
hakikate dayanıyor. Hep araştırmalar, arşivler, değil mi? Buraya dönelim. Evet. Bundan tamam. Önce şeyi söylemek istiyorum. Sizin bu radyonun işte en eski yayın organlarından, medya araçlarından bir tanesi ve geçen sene radyo senesi miydi? Radyo evet. Radyo günü işte. Radyo gününde 13 bu sene bu seneki konuşmalarda en dikkat çekici şeylerden bir tanesi en güvenilir medium'un radyo olduğu. Evet. Belki bu sam sizin dediğiniz gibi evet. Görsel olmadığı için güvenilir. Bakın belki. Bu çok önemli. Yani çünkü, ses. Evet ses. Sesin de etkisinin ses, olduğunu kanıtlıyor. Tasavvufta evet. Da içsel varoluştur, bendir yani. Ses çok önemli evet. Ve çok, güvenilir olmayı belki sağlayan şeylerden biri. Ama buradan şuna geçeceğim. Bir yandan da artık radyonun dışında çok geniş bir alandan, mediumlardan söz ediyoruz. Ve işte bu teknoloji platform kapitalizmi de dediğimiz, bu sosyal medya, Facebook, Google, internet, bütün bunların çevrelediği bir iletişim alanı var. Sanat bunun da bir parçası. Yani Instagram üzerinde de sanat iletişimi, sanat paylaşılıyor. Ya da sanatçılar burada da varlar. Ama bu platform kapitalizmine dair bir şey yani söylemek ister misiniz? Yani bu teknoloji nasıl dönüştürüyor? Bu post-truth'la bütün bu algımızla ilgili olarak ve oradan da şeye geçebiliriz. Yani işte bu bütün bu aslında teknoloji lordları bunlar. Yani feodalizmin lordları bugün işte Google'lar, Facebook'lar vesaire falan. Oradan zaten feodalizmi de oradan aslında bağlıyor bir şekilde Varoufakis. O zaman bu feodalizme belki dönebiliriz size. Evet. Ve son olarak da artık bir saate yaklaştık. Evet. Hani kapatmak için temel soruyu, baştaki soruyu sorabiliriz. Peki sanat ne yapabilir, ne yapmalı, nasıl yapabilir ya da nasıl yapmalı? Yani ne yapacağını bilmek de yetmiyor çünkü. Bildiğimiz çok şeyi yapamıyoruz. Yani zor bir soru ama benim hani zihnim hep aynı yerlere dönüyor. Bence asıl mesele fail meselesi. Yani şimdi bu içinde yaşadığımız çok büyük bir kriz ve bu krizi bir şekilde hani biliyoruz ve anlatmak istiyoruz. Yani burada bütün konuştuğumuz her şeyin özeti bu. Yani bunu nasıl anlatacağız? Eğer anlatırsak çözülür. Böyle bir varsayımdan yola çıkıyoruz. Yani anlatırsak, anlatabilirsek ve insanlar da bunu anlarsa, kavrarsa ve işte demokratik bir toplum olduğu bir varsayım var. Ömer abinin demin Distrust'tan bahsettiği gibi işte öyle bir durumda yok aslında ama yani öyle bir varsayımla böyle bir umudumuz var en azından. Ama kime anlatıyoruz ve neyi anlatıyoruz? Fail kim? Mağdur kim? Belki de temel özellikle iklim adaleti kavrayışı üzerinden de bakacaksak, ben yine iklim krizine döndüreceğim işi tamamen. Belki bu faillik meselesinde bir problem var. Şimdi çok az sayılar üzerinden yine işin biliminden gidelim. Biliyorsunuz iklim krizine kim neden oluyor ya da ne neden oluyor? Yaptığımız hangi etkinlik? Tabii ki insan neden oluyor ama yani insanın yaptığı hangi şey, hangi faaliyet neden oluyor diye bakmak çok kolay. Bunu yani neredeyse santim santim biliyoruz artık. Yani karbondioksit emisyonları ne kadar, kim buna sebep oluyor, ne yaptığımız için atmosfere karbondioksit salınıyor ve dünya neden ısınıyor bunları biliyoruz. Çok basit bir şey, dünyadaki ortalama kişi başı 8 milyar insan var yaklaşık dünyada. Bu 8 milyar insanın kişi başına yaklaşık işte 6 ton civarında bir karbondioksit salıyor atmosfere. Ortalama. Şimdi bütün dünyayı eşitlerseniz herkese 6 ton düşüyor. Pakistan'da bu sele maruz kalan insanların ortalama, yani Pakistan nüfusunun ortalama emisyonu 1 tonun altında. Ki muhtemelen selden zarar gören insanların çoğunun 0,1 ton bile değil. Güney Sudan geçen sene buna benzer bir sel felaketi yaşadı. 3 ay yaklaşık sel kalkmadı Güney Sudan'dan. Güney Sudan'ın ortalama emisyonu 0,1 tondu.
Bangladeş'in ki Bangladeş'in üçte biri zaten deniz seviyesinin altında, yani sürekli sular altında kalıyor. Sürekli işte bir tayfun vuruyor, işte siklon vuruyor vesaire. 0,2 tondu galiba Bangladeş, evet, öyle bir şey. Bizim Türkiye'de dünya ortalamasıdır, yaklaşık 5-6 ton. Amerika'nın 16 ton, Amerika Birleşik Devletleri'nin kişi başı ortalaması. Dünyanın en zengin %1'inin, yani bütün ülkelerde yaşayan, küresel toplumun en zengin %10'unun kişi başı emisyonu 30 ton. %1'inin de kaçtı şimdi, hazırlıksız geldim, 120 ton muydu? 300 ton. Öyle bir şey. 120 veya bazı, mesela Amerika'da 180 ton en zengin %1'i. İşte dünya ortalaması 120 ton falan. Şimdi bu tekrar hani ölçekle ilgili bir şey konuşuyorum. Burada fail kim? Aslında fail dünya nüfusunun taş çatlasın %20'si. Yani en fazla %20'si. Çünkü toplam emisyonların bir yılda bütün dünya ülkelerinin yaptığı toplam emisyonların yarısını en zengin %10 salıyor. İşte yarısından biraz daha fazla, %65'ini falan da %20 salıyor. Aslında dünyanın %80'inin falan konuyla pek bir ilgisi yok. Onlar sadece ceremesini çekiyor. Yani Bangladeş'te, Pakistan'da, ada ülkelerinde, Afrika'nın büyük bir kısmında yaşayan insanların. Şimdi ben hani haddim olmayarak sanat alıcısı kim falan bağlantısı kurmak istemiyorum seçkinlik. Ama isterseniz siz o bağlantıyı kurabilirsiniz. Yani yüksek emisyonlu seçkinliğiniz. Evet, burada faillerle sanat piyasasının, sizin demin bahsettiğiniz kültür endüstrisinin alıcıları acaba örtüşüyor mudur? Yani burada ben, çok derin bir adalet problemi var. Derin bir iklim adaleti problemi var. Bunu çözmeden de İşte bütün bu demin bahsettiğim zamansal, mekansal belirsizlikler, zorluklar, bir de tabii iklim değişimi kavramının başka belirsizlikleri de var. Yani işte geleceğe dönük olarak neyin ne zaman olacağını ancak modellemelerle biliyorsunuz. Bunları kavramak çok kolay değil, anlamak, işte bilim okulu yazarlığı gerekiyor falan. Bunlar dolayısıyla insanlara bir kapı açıyor. Bence bu açtığı kapı fail olan azınlığın, dünyadaki fail olan azınlığın görmemesini, bu bilmemeyi seçmesini sağlıyor diye düşünüyorum. Kültür endüstrisi de hangi yönde buna hizmet ediyor? Yani evet, bir parçası olduğumuz Açık Radyo gibi kolektif yapıların yaptığı yıllardır. Şimdi mesela Ömer abi demin anlatırken şeyi düşündüm ben. Bilimin anlatamadığını yıllarca Açık Radyo belki de bu sayede anlatabildi. Yani çünkü Açık Radyo sadece bir, ya da Açık Radyo bilim kuruluşu değil, yani Açık Radyo sonuçta müzik, işte edebiyat vesaire, kültür, ya bunun içerisinde olan bir yapı olduğu için belki anlatabildi. Yani hepimiz aslında Açık Radyo ile başladık iklim değişikliği meselesini konuşmaya ya da düşünmeye. Belki de bunun içerisinde olmasıyla, bu araçları kullanabiliyor olmasıyla bir bağlantısı vardır. Yani bunu bir Açık Radyo ve benzeri, bence BNL'in de burada çok önemli bir işlevi var bir süredir. Ve diğer sanat kurumlarının da işlevi var. Hani bunları biraz ayrı bir yere koymakla birlikte o kültür endüstrisinin bütünüyle fail arasındaki bağlantıyı ben sorup topu tekrar size atıyorum. Ben size şeyi soracağım. Peki bu bir teknolojinin emisyonuyla ilgili bir şey var mı? Yani bütün bu Facebook'un, Google'ın serverlarının, işte Bitcoin kullanımının, internet serverlarının emisyona katkısı? Yani çeşitli rakamlar var onunla ilgili. %3,5 civarında falan deniyor ama tabii nasıl hesapladığınıza göre değişiyor. Yani sadece serverların kullandığı enerji üzerinden mi hesaplıyorsunuz, yoksa bütün bu aletlerin kullandığı elektriği de katıyor musunuz falan? Buna göre değişir. İşte %3, yani hızlı bir şekilde arttığını biliyoruz. Evet, evet. Bu NFT ile ilgili tartışmalar, NFT ilk popüler hale geldiğinde tartışmalardan en temel karşı çıkışlardan bir tanesi şeydi, bu enerji tüketimi sayfiyatıydı ve bu da aslında Memo Akden'in bir makalesiyle ortaya çıktı. O bir hesaplama yapıp bir NFT mintlemenin ne kadar maliyeti olduğunu, yani ekolojik maliyeti olduğunu ortaya koydu. Bunun üzerine bir takım tartışmalar başladı. Bu Bitcoin için de falan da hep aynı Bitcoin şey konuştuk. Bitcoin için de tabii aynı şey.
Çünkü tamamen bilgisayar, kompütör bazlı bir şey. Ve burada da mesela şey ilginç, yani bu karşı çıkış aslında yine sanat alanından geldi. Ama burada bu tür şey, yani metaversi kullanan endüstriler diyelim, yani işte bilgisayarı kullanan ve dolayısıyla da ekolojiye olumsuz etki yapan bütün şeyin karşısında bir şey var. Demin ses dedik ya, hı hı. Şu anda performans sanatı var. Yani performans sanatı tamamen insanın kendi bedeniyle, sanatçının kendi bedeniyle yaptığı bir sanat işi olduğu için buna karşı bir alan evet, oluşturuyor. Doğru, ama şeye de katılıyorum, yani bu teknolojinin içinden cevap vermek de önemli yine sanat alanında. Buna, çünkü bunun içinden cevap şöyle veriliyor. Yani ancak üretilen görsel malzemenin içinde eleştirel bir içerik varsa öyle cevap verir. Muhakkak. Yani dekoratif bir içerikse o zaman o cevap değil. Yani şöyle söyleyelim, işte post-pop diye bir şey, yani popüler sanat, dekoratif sanat türlerine yaklaşan bir medya sanatı var bugün. Yani onun dışında başka mesajları insanların bilinç altına uzatabilen bir şekilde verebiliyorsa o zaman i̇şte yararlı. Aslında medya sanatının tamamı ondan oluşmuyor. Evet, yani işte, onun öne çıkması aslında tam da bu kültür evet, endüstrisinin evet, bir üretimi aslında. Evet, yani bugün evet, İstanbul'da da sanat dediğiniz zaman, yani çok da yakın olmayan bir sayacağı 3 tane ama bakın, etkinlik vardı. Yani Türkiye'deki, şimdi Bienal çok güzel, harika tabii ki olması gereken bir şey, ama Bienal'in olumlu, olumsuz yönlerini bilmemiz gerekiyor. Yani deminden beri konuştuğumuz ve adına da seçkinlik dediğimiz mesele tabii ki bu Bienal'in içinde var. Bu şehir 16 milyon deniyor ama işte belki de 20 milyon bilemeyeceğim. Kaç kişi bu Bienal'i görüyor? %10 görebiliyor mu bu Bienal'i mesela? Çünkü burada bakın, bu Bienal'de çok öğretici malzeme var. Müthiş öğretici malzeme var. Ve eğer bu şehirdeki %10 bu Bienal'i göremiyorsa, işte tam sözünü ettiğiniz seçkinci bir yapı demektir. Artı Türkiye'de 3 tane başka Bienal var. Çanakkale var, Mardin var, Sinop var. Adıyaman ekler bu sene. Ha, Adıyaman'da evet bu sene. Pardon, unuttum onu. Ha, bu demek ki müthiş bir gereksinim de var. Yani ama kamusal finans bunları desteklemiyor. Bu sadece özel sektörle yapılan bir mesele. Yani İstanbul Bienali de öyle. Özel sektörün işi. Bu saydığım bienaller yerel şeyin, toplumun isteği üzerine kurulmuş bienaller. Onun için onlar çok daha değerli. Kesinlikle. Mardin, Çanakkale, Sinop ve Adıyaman. İşte orada zaten sanatın gücü ortaya çıkıyor. İstanbul'da olması hiç hayret edilecek bir şey değil. İstanbul zaten 2000'lerin şöyle söyleyelim, en azından son 5 yıla kadar hani hotspot dediğimiz bir müthiş, herkesin ilgisini çeken bir kültür endüstrisini geliştiriyordu. Ama bakın şu anda Mimar Sinan Üniversitesi'nin kurduğu müze şu anda parasızlıktan kapalı. Bakın Bienal sırasında insanların gidip Osmanlı'nın nasıl modernleştiğini görmesi gerekmez miydi? Yani burada bir müthiş bir eğitim bu. Yani Bienal sırasında oraya birçok insanın gidip görmesi gerekir. Yani
bu olumsuzluğu da hani altını çizerek şey yapalım. Şimdi bir yarık var. Yarık şu, özel sektör, yerel yönetimler ve devletin kültür ve sanat politikaları birbirine uyuşmuyor. Birleşmiyor, konsensus yok. Hepsi kendi çıkarlarına göre yönetiyor. O yüzden ben çok büyük bir devrim geçirmesi gerektiğini düşünüyorum Türkiye'deki kültür endüstrisinin. Etrafımı hiç saymıyorum. Yani bölgedeki durum tabii hiç anlatılacak gibi değil. Çok çok zor. Bir ekleme yapayım. Böyle deyince şimdi bu Artun Çinitçi arkadaşımız bu açık kitabında tasarımcısı tamamen bilabeder, tahmin edebileceğiniz gibi bütün Açık Radyo'nun simgesel renk, kullanım renklerini ve işte ana sloganlarını da bizden bile, en azından benden diyeyim, daha iyi hatırlayan, çok burada yaşamadığı halde bir süredir yapıyordu. Bir şeyi hatırladı ama benim bir yazım bir yerde vardı. Tek Yol Devrim versiyon 2 diye. Onu arkadaşlar uygun görmediler herhalde buraya koymuyorlar bir sebeplerden dolayı. Ama bu kompost kavramına da uyabilir. Bir de Mihran Tomasyan ve işte şeylerin Çıplak Ayaklar Dans Kumpanyası'nın müthiş bir şeyi var. Burada gelecek. Onun da reklamını yapayım. O bence bütün temel kavrama oldukça uygun bir şey yapıyor. Atıklardan, bütün metallerden filan yapılmış enstrümanlarla müzik aletleri yapıyorlar ve inanılmaz derece ince ayar yapılmış. Onlar çıkan sesi insan inanamıyor yani. Bu ritmi filan. Böyle şeyleri de yapmaya çalışıyoruz ama Beral'in dediği doğru ve özellikle de yeşil badana filan açısından çok ciddi kullanılan, yani hem mesela Sackler ailesi, sanat hamisi diye geçen aile yüz binlerce insanın ölümüne sebep oldu reçeteli ilaçlarla şeyde, Oxycontin'le, hem de işte Shell gibi şirketler, ben Türkiye'de şimdi fazla ayrıntıya girmeyelim ama yani bu sanat şeylerini hami olarak kendilerini gösterip yetiştiriyorlar. Yani Britanya'da da şimdi yeni yasa çıkarttılar. Bunları protesto edenleri hapsedin, tutuklayın diye ve bunu bizzat Liz Truss çıkardı. Yeni başbakanın adamları çıkarttı. Putin'den bir farkı yok yani. Savaş diyenlerin 15 yıl hapse girmesi gibi. Hiçbir farkı yok. Onu söylemek istiyorum ve yani George Monbiot'un dün çıkan bir yazısı var. Hakikaten inanamazsınız. Yani gerçeklik sonrası, hakikat sonrası dünyanın en tipik durumunu, yani şimdi Şenol'la görüştüm, çeviriyor galiba, koyacağız inşallah. Özdeş de burada da, onu da söyleyemedim. Olağanüstü bir tablo çiziyor. Dünyanın gidişatı böyle ama İngiliz sanatçılar ne yapacaklar Britanyalı bilmiyorum tabii. Buradan şeye dönersek, bu İstanbul. Evet. Ben İstanbul sanat piyasasının aslında bütün sanatın ne idüğünü, ne olduğunu, ne işe yaradığını maskelediğini düşünüyorum. Yani sanat algısı, aynen, özellikle de bu İstanbul Türkiye'de aslında sanat okullarının en yoğun olduğu, sanatın en öğrencilerinin yetiştiği yer de aynı zamanda. Evet. Ama hakikaten onların sanata dair algısının sadece İstanbul sanat piyasası yüzünden fevkalade bozulmuş olarak başladık. 80 milyonluk bir ülkeden çeşitli bahsediyoruz. Evet, ve bunun 20 milyonu genç. Evet. Yani bu gençlerin çok büyük gereksinimi var ve şunu da düşünelim, yani Anadolu'nun birçok şehrinde güzel sanatlar fakülteleri var, tasarım fakülteleri var. Bunlardan yüzlerce genç mezun oluyor ama kendi yaşadıkları bölgelerde sanatlarını gösterecek ve bu endüstrinin sağladığı olanaklardan faydalanacak bir sistem yok. Evet. Bu tabii bir boşluk yaratıyor. İşte onun için Biennaller doğuyor. Onun için ihtiyaç var buna. Ve İstanbul dışında yerel
yönetimlerin katkısı gerçekten evet. somut bir şeye dönüşüyor, bir evet, etkiye evet. dönüşebiliyor. Şimdi belki İstanbul'da bu yerel yönetim işte bir takım mekanları restore ederek sanata, kültüre veriyor. Tabii çok iyi bir şey yapıyorlar ama gene altını çizeyim, bu konsensus olmadan bu iş doğru yürümez. Yani devlet, yerel yönetimler ve özel sektörün bir konsensusla bu kültür ve sanat endüstrisini yönetmesi gerekiyor. Öbür türlü şey oluyor, yarıklar oluyor. Yani şey örtüşmüyor politikalar. Aslında o konsensusun daha geniş bir alanda, yani kültür sanatın ya da bizim söylediklerimizin bireylere, sizin Açık Radyo'nun evet. mecralardan bir tanesi ama sanatçının da söylediklerinin bireye ulaşması için aslında kamusal alana, kamusal tabii. sanata ihtiyacımız kesinlikle. Var. Yani kesinlikle. Galerilerde, fuarlardaki evet. sanat, hatta Biennale örneğini verdiniz, tabii. kimseye ulaşmıyor. Dolayısıyla evet. kamusal alan aslında sanatın hakikaten bir şey söyleyebileceği alan. Fakat ne yazık ki kamusal alan hem özelleştirmelerle hem kontrollerle aynen. tamamen elimizden alınmış durumda. Yani herkesin elinden alınmış durumda, kamunun elinden alınmış durumda. Dolayısıyla belki hani çözüm arıyorken bir de kamusal alanın asıl sözünü ettiğiniz sözleşme alanı kamusal alan. Yani tabii. orada bir sözleşmenin kurulması lazım ama onun partnerlerinden bir tanesi de eğitim tabii ki. Tabii. Çok temel olarak. Peki biz sanat, sanatçı bu koşullarda ne yapmalı? Ya sonra dönerek bitirelim, sonra da sizlerin sorularını açalım. Bence Türkiye'deki sanatçıların daha güçlü bir şekilde örgütlenmesi gerekiyor. Yani bu örgütler de uluslararası örgütler gibi oluşması gerekiyor. Nitekim Türkiye'de iki tane var örgüt. Bir tanesi UPS'de. UPS'de sanatçı örgütü ve merkezi Paris'te biliyorsunuz, UNESCO şemsiyesi altında. Diğeri de AYKA, Uluslararası Eleştirmenler Derneği, o da UNESCO'ya bağlı. Bakın bu iki güç aslında Türkiye'de gereken bu altyapıların kurulması konusunda danışmanlık yapabilir. Yani burada mesele demin söylediğim gibi hem özel sektörün hem devletin hem yerel yönetimlerin bu konudaki uzmanlarla çalışmaları gerekiyor. Ve hiçbir şekilde bu iş yani aslında sanat üretimi şu anda anlatmaya çalıştığım aslında müthiş bir bilimsel altyapıya dayanıyor. Dolayısıyla uzmanlaşmamış bir sanat ortamı kimseye faydası yok. Yani eğer sanatın bir eğitim olduğunu düşünüyorsak veya bundan sonra da eğitim olarak sanat işe yarayacak diyorsak kesinlikle bunu bir yani genel eğitimin içine yerleştirmek gerekiyor. Çaresi bu. Bu ne demek? İşte şu anda bu salonda bir küçük dinleyicimiz var ve ben o kadar mutlu oldum ki o bu sözleri duydu. Bir şekilde onun aklında kaldı bunlar. Yani demek ki bence en sonunda gene geliyoruz Türkiye'deki eğitim sistemine. Şey sen ilk başta dedin ki Ars Longa Vitaveremiz ve bunu kim söylemiş? Millet'teki Hipokrates. Peki millet nerede? Yani, işte bakın bunu bilen bir jenerasyon var mı? Yani bu ülke dünyanın en önemli uygarlıklarına sahip olan bir ülke. Ve şu anda tamamen heterojen bir şey düşünmesi lazım. Dünya yapısı düşünüyor. Herkesin yani küresel bağlamda geçerli insanlığın olduğu bir topraklar üstünde yaşıyoruz ama maalesef. Yani bir de tabii şeyi de ekleyelim. 1984'ü iki defa okuduk. Evet. Maçtan sonra. Maalesef evet. Evet. Sizler eklemek isterseniz. Ama bu salonda çok daha önemli birisi daha var. Berlin'de onun performansını
görme şansına sahip oldum. Evet, Kreuzberg'de bir vitrinde ne kadar sürdü? Bir ay değil mi sürdü? 18 gün. Evet. 18 gün, evet. Buyurun. Bakın şimdi mesela bu çok önemli. Söyledikleriniz çok değerli. Bakın, çok teşekkür ederiz size. Yani onu yaptınız. Çünkü Kreuzberg çok tuhaf bir yer Berlin'de ve siz orada bu performansı yaparak insanlara çok büyük bir bilgi verdiniz. Gerçekten. Evet, sormak, katılmak, yorumlamak, söylemek istedikleriniz varsa lütfen. Bu sanatçılardan ne bekleyelim şeyle ilgili çok kısa bir şey de ben ekleyeyim bu söylediklerinize. Yukarıdaki işlerden bir tanesinde şöyle bir şey vardı, onu çektim. Bütün sanatlarda insanı şaşırtan bir yan vardır. Evet. Yukarıda görmüşsünüz. Ben göremedim daha. Geç kaldığım için kusura bakmayın. Bu bir Budist şeyin kitaptan parçalar galiba. Öyle bir şey. Şimdi ismini hatırlayamadım. Yani yani iklim, ekoloji, doğa meselesinde benim beklentim sanatçılarda öncülük yapması aslında. Yani bu şaşırtma unsuruyla bence çok bağlantılı. Yani insanların bu meseleyle ilgilenmesini sağlayacak, yani sanatçıların takip etmesini değil, ben önden gitmesini tam tersine. Yani olan biteni moda olduktan sonra ya da zaten artık her yerde konuşulduktan sonra değil, hiç kimse daha bundan bahsetmezken konuşması. Benim beklentim bu. Aklıma işte bir tek mutlaka eksik biliyorumdur ama işte en çok Joseph Beuys geliyor. Hani Beuys'un zamanında yaptıkları o 7000 meşe ağacını falan düşünün. Yani o işler 1970'lerdeydi tabii. Daha. Yani ya da 80'lerin başındaydı muhtemelen. Yani bu kadar erken bunu ortaya koyması aslında sanatı burada, yani bir avantgard yanının olması gerekiyor herhalde. Hani benim beklentim o, bu şaşırtıcılıkla, bu şeyle, belki sürpriz ögesiyle falan insanlara düşündürtmesi, yani bu meselenin sayılarla, grafiklerle falan bunu yapamıyoruz ama sanat bunu yapabilir gibi geliyor bana. Kesinlikle. Ve yeterince yapmadığını düşünüyorum ben. Ben de şeyi eklemek istiyorum. Yani biz bu Açık Radyo'da bir süredir bağımsızları yapıyoruz, biliyorsunuz. Bağımsızlar programında Açık Radyo'da da teşekkürler tekrar böyle bir imkan sunduğu. Bütün bağımsızlar kendilerini anlatarak konuşuyorlar. Yani bu endüstrinin karşısında aslında endüstriden belki daha da fazla, daha etkin, yani gerçekten Türkiye'nin canlı, dinamik kültür sanat ortamını oluşturan bağımsız inisiyatifler ve sanatçılar var. Evet. Ama işte İstanbul'a baktığınız zaman bir takım kurumlar ve onların eventlerini, etkinliklerini görüyorsunuz. Sanki onun dışında bir şey olmuyor gibi. Halbuki onları bahreden de aslında bu yapıyor. Dolayısıyla bu belki işte sanatın çözümü hakikaten bu bağımsızlar ve yani bu kurumların dışında bir çözüm aramak gerekiyor belki. Ya da kurumlarla başka bir ilişki içerisinde bir çözüm aramak gerekiyor. O da sanıyorum işte... Şimdi başka kamusal sanat pratikleri var. Yani işte katılımcı sanat var, community bazlı, community temelli sanat var, social engaged art, sosyal temelli sanat var, süreç odaklı sanat var, aktivist sanat var. Yani binaların, kurumların dışına çıkan sanat anlayışları var. Aslında bunların herhalde bunları bizlerin, yani artık bu mecrada çalışan, çalışmayı hala sürdürebilen insanların galiba buraları öne çıkarması, bu tür yaklaşımları mümkün kılması gerekiyor. Ya da mümkünlüğünü göstermesi gerekiyor. Farklı bir şey olabilmesi için. Ama şu andaki tabii Türkiye'nin ekonomik durumu ve siyasal durumu bağlamında yani sanata çok daha ağır bir yük yüklenmiş oluyor. Yani belki bütün bölgemiz için de geçerli. Yani bugün Irak'taki sanatçılar ne yapıyor mesela? Ya da Suriye'de mesela benim tanıdığım çok önemli bir fotoğrafçı var. Ne yapabilir orada?
Yani Suriye tamamen kapalı bir ülke ve tamamen işte Rusya, Amerika cehennem şey arasında yani. Cehennem gibi bir yer. Yani bölgemiz zor durumda bu açıdan. Ben öyle görüyorum. Şimdi bakın Rusya'da bu çok belirgin bir şekilde ortaya çıktı. Şöyle oligarklar sanata büyük yatırım yapıyorlardı. Koleksiyonları yani geliştirdiler. Çok yapıt satın aldılar. Bu dediğim 10-15 yıl önce. Ve bunlar sanata yatırım yaptıkları için dikkati çektiler ve o yüzden de siyasal olarak peşlerine düşüldü bu kişilerin. Hemen çekildiler geriye ve Moskova'daki sanat ortamı zayıfladı. Yani böyle bir şey de oldu. Şimdi bunu şuna getirmek istiyorum. Yani her türlü antidemokratik rejimler sanatla uğraşırlar. Yani çünkü neden? Çünkü sanat insanları uyarıyor. Bir şekilde bilgi aktarıyor. Yani ister istemez sanat yoluyla yani doğrudan doğruya değil. İşte bunu başka birinin yapamadığı şeylerle yollarla yapıyorlar. Evet. Ve şaşırtıcı şeylerle yapıyorlar. Ve buna karşı antidemokratik rejimler buna karşı çıkıyorlar. Çünkü denetleyemedikleri bir aydınlanma oluyor. Hiçbir şekilde denetleyemiyorlar onu. Dün birden şey aklıma geldi. Dün Özgürlük Parkı'nda Göztepe'dekinde bir şimdi 20 gün kadar da kalacak olan bir heykelin açılışı da vardı. Dünyanın yükü mü ne adı ve bütün atık malzemelerden, Pepsi, Coca-Cola şeylerinden yapılmış çok ciddi bir sanat eseri vardı. Şimdi mesela kim bu çok yapmış uyarı. Acaba? Bilmiyorum. Ya maalesef unuttum. Yok yazıyor yani plaketi var. Tamam. Bir sanatçı da çalışmışlar bir heykel tamam. Tıraşla. Süper bir ben şey. Ben gidip yani. Göreyim onu. İnsanı yani şaşırtıyor ve harekete geçmeye sevk ediyor. Akıl almaz bir felaket. Yani bayağı somut. Canın içinde sergileniyor kocaman bir şey. Evet. Bunlar önemli. Bir de Beren'in örgütlenme meselesini söylemesi de çok önemli geldi bana. Yani örgütlenme her şeyin temelinde yatıyor. Kesinlikle. Evet. Sorular var mı evet. Acaba sen? Soru sormak ya da yorum yapmak isteyen. Buyurun, pardon. Bir saniye, mikrofon geliyor. Şeyle sanatın desteklenmesi için yani firmaların yanında yerel ve kamunun da işbirliği yapması gerektiğini söylediniz ya da ben öyle mi anladım? O zaman bu hangi kamu? Tabii antidemokratik bir kamuysa bu tam tersine bütün özgürlüklerin, şu andaki sahip olduğumuz özgürlüklerin de yok olması anlamına gelir diye düşünüyorum. Yani yani Türkiye benim söylediğim tabii daha genel bir şey söylüyorum ben. Yani olması gereken sistemi tanımlamaya çalışıyorum. Tabii ki farklı koşullarda bunun gerçekleşemeyeceği durumlar var. Dediğiniz gibi eğer gerçekten kapalı bir antidemokratik bir sistem varsa ama ona gene de ona karşı görünmeyen bir sanatla da bir cevap vermek mümkün tabii ki. Yani sanat şöyle söyleyeyim mesela Sovyetler Cumhuriyeti'nde 60'lı 70'li yıllarda apartmanların bodrum katlarında avantgard öncü sanat gelişmeleri yaşandı. Ve bu ancak Soğuk Savaş bittiğinde, Sovyetler çözüldüğünde ortaya çıktı. Yani gene sanat kendi şeyini yani
sürecini yaşayacaktır. İmkansız, onun önüne geçilmiyor. Zaten o yüzden ona karşı çıkılıyor. Önüne geçilmeyen bir üretim bu. Yaratıcılık. Yani bu noktada örgütlenip maddi olarak kamudan destek almak galiba en mantıklısı olur. Yoksa denetime ve kontrol edip denetim mekanizması içine sokmak isteyecekler sanatı. Ama bu tamamıyla özel sektörü bırakmak için yeterli bir şey değil. Yok, bırakamazsınız. Evet. Evet, talep etmekten vazgeçmemek gerekiyor. Onu da dönüştürmek için yollardan bir tanesi yine bu talep ve sanat. Evet. Aracılığı. Teşekkür ederim. Sağlık ve eğitim sistemleri gibi. Evet. Aynen, evet. Ben sözü alayım. Ömer abi bahsederken ilk iklimi değil sistemi değiştirden bahsetmişti. Şimdi bir de sanat hayatı, hayat sanat taklit ediyor hikayesi var. Benim yaşadığım bir örnek. Ben Mersin'de yaşıyorum. Adanalıyım. Adana'da 5-6 sene önce işte iklim eylemi oluyor Atatürk Parkı'nda. İşte arkadaşlar işte iklim aktivistleri toplanmışız. O pankart geldi. İklim değil sistemi değiştir pankartı geldi ama durduk. Protesto yaptık, işte slogan attık ama pankartta bir şey tuhaflık var yani. Gözüme geliyor ama ne olduğunu anlamıyorum. Sonra dikkatli bir şekilde baktım. Pankartta sisteminin ikinci sesi yok. Kimse fark etmiyor. 5-6 yıldan beri de öyle geliyormuş pankart, öyle gidiyormuş. Ya dedim bu yanlış arkadaşlar. Sistemi değil, sitemi yazıyor burada. Sitem ettim yani. Sonra işte güldük ettik. Sonra üstüne düşündüm ben. Belki daha da doğru bu. Belki o hata daha güzel bir şey mi ulaştırıyor? Yani iklimi değil, sistemi değişti. Sistem çünkü çok büyük bir laf ya, nasıl değiştireceğiz ama sistemi, eleştiriyi, şeyi değiştirebiliriz. Bu bir yönü. Bir de Beral Hanım dedi ya, %10'u biliyor mu acaba İstanbul'un bu Biyener olduğundan? İşte ben Bahırınhan'ı geldim, bugün ilk defa geldim buraya. Şu yolun başında birine sordum. Yani burada çalışan birisine, geçen bir sene değil, Bahırınhan nerede diye tarif edemedi yani. Bir ileri git, dön dedi. İşte bende olmasa navigasyon, ben hala belki de buraya arayacaktım. O bir boyutu. Bir de başka bir şey, Mersin'de Sürdürülebilir Film Festivali'ni düzenledik. Düzenlediğini yer tartışıyorsunuz. İşte bir amca, yaşlı amca gelmiş, işte film izliyor. Arada da işte ben yetkiliyim diye bana söyleniyor. İşte duyuru yapmadınız diyor, paylaşmadınız diyor. İşte amca diyorum, işte report var, işte minibüslere şey yaptık. Bayağı konuştuk. En son dedim ki, dayı dedim, gelmişsin, oturuyorsun, izliyorsun dedim yani. Sinemanın içindesin yani. Duyurmadınız diyorsun da, duyurmuşuz. Bu başka bir boyutu. Çok teşekkür ederim hepinize geldiğiniz için. Böyle paylaşmış olayım ben de. Yani şimdikler. Teşekkürler. Sana teşekkür ederim. Bunca emisyon aşımları varken ülkemizde hala güneş enerjisi üstüne gitmiyoruz. Neden? Güneş enerjisi. Evet. Yani Türk dünyada aslında bütün dünyada bütün enerji sisteminin hala %80'i fosil yakıtlara dayalı. Yani petrol, kömür ve doğalgaza dayalı. Güneş, yani burada aslında güneş, rüzgar ve yine doğaya zarar vermeyecek belki bir iki şeye daha enerji kaynağına daha dayalı bir enerji sistemi kurmak, bütün fosil yakıtlardan tamamen çıkmak, yani belki bugünden yarına değil ama işte en fazla 20-30 yıl içerisinde bunun mümkün olduğu kanıtlandı. İşte ben de bu konularda çalışıyorum daha çok. Yani enerji dönüşümü dediğimiz işte sıfıra, emisyonları sıfıra indirmek dediğimiz şey falan mümkün. Ama Türkiye'de, sadece Türkiye'de değil, dünyanın pek çok ülkesinde güneşin ve rüzgarın, aslında en çok da güneşin bir şey olmasını, daha fazla yatırım yapılmasını, daha fazla ön plana geçmesini sağlayacak ciddi bir çaba yok. Yani bu kadarı bile şu anda güneşin dünya çapındaki payı yüzde kaça çıktı tam hatırlamıyorum ama işte %5'lerde falan en fazla. Bu kadarına bile çıkması bir mucize. Yani bu ancak
ciddi devlet desteklerinin verilmesiyle mümkün oldu. Yani birçok ülkede çok ciddi, yani çok erken tarihlerde, bundan 20 yıl önceden başlayarak Almanya'da falan çok ciddi devlet destekleri verildi ve teknolojinin gelişmesi sağlandı. Ve bugün bundan 10 sene öncesiyle kıyasladığınızda güneşin maliyeti, güneş enerjisinden elektrik üretmenin maliyeti %90'a yakın düşmüş durumda ve hala düşmeye devam ediyor. Yani şu anda güneş ve rüzgar aslında bütün diğer enerji kaynaklarından daha ucuz hale gelmiş durumda. Yani bu, toplamda bakıldığında. 9 kat daha ucuz olduğu geçenlerde açık. Yani kömürden güneş de ucuz, gazdan zaten her şey ucuz, nükleerden zaten her şey ucuz. Ama bu noktaya gelinmesine rağmen mesela Türkiye'de destekler büyük ölçüde kesildi şu anda. Yani Türkiye'de güneş enerjisine yatırım yapmak için mesela siz çok güncel bir örnek vereyim. Yani bu çok uzun bir konu, o yüzden biraz böyle karıştırıyorum, kusura bakmayın. Mesela siz kendi evinizin çatısına güneş paneli koyup enerji üretip bunun fazlasını da şeye satabilirsiniz. Yani dünyanın pek çok ülkesinde bu var. Şebekeye kullanmadığınız elektriği satma hakkı veriyor. Diyelim ki bir yazlığınız var bir yerde. İşte yılda 2 ay gidiyorsunuz. Geri kalanı da ev boş ama onun çatısına, bahçesine güneş paneli koyarsınız. Üretirsiniz ve bunu olmadığınız zaman, kullanmadığınız zaman şebekeye satarsınız. Bu ne kadar mantıklı bir şey gibi görünüyor, değil mi? Türkiye'de bu çift taraflı sayaç denen, mahsuplaşma denen şey çıktı. Ve daha kaç ay oldu? Bir ay falan oldu galiba ya da işte bir buçuk ay önce yeni bir yönetmelik çıkarıldı ve geriye dönük dahil olmak üzere iptal edildi. Yani geçen sene mesela siz bu yeni çıkan, o zaman veya iki sene önce yönetmeliğe güvenip bir sürü yatırım yapıp güneş paneli kurduysanız artık onu sadece kendi elektriğiniz için, öz tüketim için kullanabiliyorsunuz ama şebekeye satmanıza izin vermiyor. Niye böyle oldu? Neden? Yani işte tabii ki oradaki diğer üreticilerin, şirketlerin ve dağıtıcıların bundan hoşlanmamasına nedeniyle oldu. Yani onlar herhalde, yani ben şimdi tahminen konuşuyorum, herhalde hükümete bir baskı yaptılar. Hükümet de bir ufak yönetmelik değişikliğiyle bunun önünü kesti. Artı tabii kooperatiflerin güneş enerjisi şeyi kurması, bununla ilgili de yine bir yasa çıkmıştı, onu da geri aldılar. Yani siz diyelim tüketici olarak birleşip bir kooperatif kuruyordunuz 50 kişi, sonra para koyup bir yerde bir güneş santrali kuruyordunuz. Onu kısmen kendiniz kullanıyordunuz, kısmen şeye satıyordunuz, şebekeye satıyordunuz. Onu da mümkün kılan bir yasa çıkmıştı. Bir sürü kooperatif kuruldu. Türkiye'de 50'ye yakın kooperatif kuruldu. Hiçbiri çalışamadan yasayı değiştirdiler ve geri aldılar. Dolayısıyla hani bu neden olmuyorun cevabı belli bence. Yani şirketlerin ve hükümetlerin çıkarlarıyla ilgili şeyler. Ama olabilir mi, olamaz mı diye sorduysanız şu anda çok iyi biliniyor. Çok ucuz olması, teknolojinin verim, yani teknolojik veriminin de çok ilerlemiş olması, panellerin falan çok gelişmiş olması nedeniyle 2050'ye kadar bütün enerji sisteminin ana şeyinin güneş olması mümkün şu anda. Ya bu dönüşümün gerçekleşmesi mümkün ama gerçekleşecek mi derseniz o İşte devrim 2.0. Evet. Peki. Merhaba Ömer Bey, Ümit Bey. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. İkinci en büyük benim.